Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme erzukna hifzal murselin ve ilhamel enbiya'i ve fehmel evliya'i bi keramike ya ekramel ekramin ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme bihubbi zatike tahassanna ya Allah. La ilahe illallah. Seyyiduna Muhammedur Resulullah hakkan ve sıdka. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. İnneke ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Radiyallahu Teala anna ve ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. İnna künna münzirin. İlâ âhiril âyeh. Sadakallahul azim. Pek aziz ve muhterem müminler, aziz kardeşlerim, Mevlamıza bizlere nasip ettiği manevi ve maddi envai çeşit binlerce, yüz binlerce nimetinden dolayı ve hasaten de bizlere tekrar sağlık, sıhhat, afiyet verip yine bir yılımızın daha mübarek Ramazan-ı Şerif'ine, 11 ayın sultanına, 11 ayın sultanı, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından azad olma günlerine, adeta Rabbimizin rahmetinin, mağfiretinin, bereketinin denizler, deryalar gibi aktığı, akmaya devam ettiği şu mübarek günlere bizleri kavuşturan Rabbimize hamdü senalar ve sonsuz şükürler ediyoruz. Ve onun ahir zaman nebisi, iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de salat ve selamlar ediyoruz. Ne güzel ki kıymetli kardeşlerim, şöyle sıkıntılı bir anımızda, sıkıntılı günlerimizde, üzerimizde genelde dünya olarak, hususen de memleket olarak, müminlerin üzerinde gezen, insanların üzerinde oluşmuş olan kara bulutlara, inşallah Rabbimiz bu rahmet ayını gönderdi. Bu rahmet ayı Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bu kara bulutların dağılmasına sebep oluverir inşallah bu günlerimiz kıymetli kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, sizlere bu dakikalarımız, bu zaman dilimimiz içerisinde inşallah içerisinde bulunduğumuz mübarek ay da buna işaret eder. Mübarek vakitlerden ve bu kıymetli vakitlerde bizleri Rabbimize yaklaştıran kıymetli ibadetlerden bahsedeceğiz inşallah. Rabbim cümlemizi, cümle ehli imanı bu mübarek vakitlerin, başta Ramazan-ı Şerifimiz olmak üzere, kadrini, kıymetini bilerek şu 3 günlük dünya hayatımız müddetince bizlere Rabbimizin nasip ettiği bu kıymetli zaman dilimlerinin kadrini, kıymetini inşallah anlayarak Rabbimizin razı olacağı amellerle dopdolu bir hayat yaşamayı da Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Okuduğum ayeti cellesinde Rabbimiz, kıymetli kardeşlerim, buyurur ki Hamim, Duhan suresinin 1 ile 3. ayeti cellesi vel kitabil mübin, kitab-ı mübine yemin olsun ki, Hamim hurufu mukatta malumunuz, Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor Rabbimiz. Biz buyuruyor, İnna enzelnâhu fî leyletin mübâraketin
inna künna münzirin. Biz o Kur'an-ı Kerim'i, o Kur'an-ı Mübin'i mübarek bir gecede inzal buyurduk. Değerli kardeşlerim, mevzumuzu biraz önce de ifade ettiğim gibi mübarek vakitlerden bahsedeceğiz. Mübarek vakitler deyince elbette ve elbette ilk aklımıza gelen dahil olduğumuz, vasıl olduğumuz, rahmetiyle, bereketiyle, maddi ve manevi bolluğuyla adeta yüreklerimize su serpen, şu içerisinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılarımıza, sıkıntılı günlerimizde bizleri rahatlatan Ramazan-ı Şerif'ten önce başlamak tabii ki yerinde olacaktır. Değerli kardeşlerim, malumunuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurur Ramazan-ı Şerif'le ilgili. Men kâme leyletel kadri imanen vahtisaben gufira lehu ma tegaddeme min zembih ve men kâme ramazâne imanen vahtisaben gufira lehu ma tegaddeme min zembih. Allah'ın kullarından hangisi ki Ramazan-ı Şerif'in orucunun farz olduğuna inanarak ve sevabını da sadece Mevla'dan bekleyerek orucunu tutar, gecelerini de Kadir gecesinde de birinden sonuna kadar bütün gecelerini de teravihiyle, teheccüdüyle, namazlarıyla, zikirleriyle, ibadetleriyle değerlendirirse Hazreti Allah onun geçmiş günahlarını affeder buyurur. İşte böyle mübarek günler, ay olarak. Yılda bir defa ömrümüz içerisinde Rabbimin nasip ettiği ömür müddetince her yıl bir defa Rabbimizin bizlerin üzerimize gönderdiği bu rahmet denizini inşallah bu senede idrak etmeye başladık. En mübarek ayımız, ay olarak. Tabii kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'imizi Ramazan-ı Şerif yapan, bu kadar kıymetli olmasına sebep olan malumunuz bu ay içerisinde Rabbimizin gizlediği, şu gündür diye kesinlik ifade etmediği, sevgili Peygamberimizin bazı hadis-i şerifleriyle zaman zaman bazı günleri işaret ettiği olmuştur ama birinden sonuna kadar herhangi bir gününün olabileceğine dair, çünkü her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil, efendim sözümüzde de olduğu gibi her gününü değerlendirmek gerekir. İşte Ramazan-ı Şerif'imizi Ramazan-ı Şerif yapan Kadir gecesidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur? Birçoğumuzun ezberinde olan ayet-i celilesinde kıymetli kardeşlerim. İnna estaizu billah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an-ı Azimüşşan'ı bir Kadir gecesinde inzal buyurduk. İnna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edra kema leyletil kadir. Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletül kadri hayrum min elfi şehrin. Habibim, ümmetine söyle, o Kadir gecesi ki, kıymetli kardeşlerim, öyle buyurur Rabbimiz, bin aydan daha değerlidir. Bakınız, bin ay kadar değerlidir demiyor Rabbimiz. Bin aydan daha değerlidir. Onun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne buyuruyor? Kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi ile ilgili. O günün, o gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmeden geçiren insan, bin ayın feyzinden, bereketinden istifade etmekten mahrum olan insandır demektir. Buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O günün sabahına kadar esenliktir. Yok mu günahlarından af dileyen affedeyim? Yok mu mağfiret dileyen mağfiret edeyim? Yok mu rızık isteyen rızık vereyim? Yok mu hastalıklarına şifa bekleyen şifa vereyim? Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye adeta her seher vaktinde devam eden Rabbimizin bu çağrısı elbette ki Ramazan-ı Şerif'imizin de her gecesinde seher vakitlerinde devam etmektedir. Rabbim inşallah en mübarek ayımız, en mübarek günlerimiz olan
bu mübarek Ramazan-ı Şerifimizi de her yıl olduğu gibi bu senede, bilhassa şu sıkıntılı olduğumuz senemizde de en güzel şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Dedik ki kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifi Ramazan-ı Şerif yapan Kadir Gecesidir. Peki Kadir Gecesini bu kadar değerli yapan, bu kadar kıymetli yapan, bin aydan daha değerli olduğunu Rabbimizin bizlere ifade buyurduğu Kadir Gecesini bu kadar değerli yapan nedir? Elbette ki o gecede Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulmasıdır. Ramazan-ı Şerif deyince sadece oruç ayı değil, elbette başta İslam dinimizin 5 temel esasından biri olan orucumuzun tutulduğu aydır. Ondan sonra da bol bol bu ayı bu ay yapan, bu kadar kıymetli yapan, 11 ayın sultanı yapan Ramazan-ı Şerifimizi bu kadar değerli kılan Kadir Gecemizin değerine sebep olan da Kur'an-ı Kerim olmaktadır. Dolayısıyla bu mübarek ay içerisinde bol bol geçmişte olduğu gibi mukabeleler, efendim her ne kadar camilerimize gidemesek de bu sene, efendim evlerimizde okuyabiliyorsak kendimiz, eşimizle, çocuğumuzla veyahut da en azından dinlemek suretiyle mutlaka Kur'an-ı Kerim hatimleri okunmalı. Kur'an-ı Kerim'e bu ay içerisinde gereken lüzum ve gereken değer elbette ki verilmeli. Tabi aylar içerisinde en değerli ayımız Ramazan-ı Şerif dedik. Peki Ramazan-ı Şerif'e bizleri hazırlayan, Ramazan-ı Şerif'imizin öncesindeki mübarek aylarımız da vardı. Bizleri adım adım ulaştıran, Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan diyerek adeta iple çeken Resul-i Zişan Efendimizin bu hadis-i şerifinde olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'in gelmesini, Recebi Şerif'imiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bol bol oruç tuttuğu, İhlas suresini bol bol okuduğumuz, salavat-ı şerifeler bol bol getirdiğimiz Recep-i Şerifimiz ve Şaban-ı Şerifimiz bizleri hazırladı, hazırladı, adım adım Ramazan-ı Şerifimize ulaştırdı. Recep-i Şerifimizin ilk cuma gecesi Regaib kandilimizi camilerimizde idrak ettik. Elhamdülillah. Ama Rabbimizin üzerimizde bulunan bu sıkıntıdan dolayı inşallah bir an evvel sıkıntılarımızın bu ay yüzüsü hürmetine, duası kabul edilen ehli imanın, ehli İslam'ın yüzüsü hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in yüzüsü hürmetine, başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine Rabbim öncelikle ehli imanın, ehli İslam'ın, Müslümanların üzerindeki şu efendim sıkıntıları bir an evvel def-ü ref eylesin inşallah. Ve bütün memleketlerimizi ve hususen de bütün insanların üzerinden bu sıkıntıların bir an evvel kalkmasını Rabbim, bizlerin yapacağımız dualar hürmetine Rabbim nasip eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Son 27, sonuna doğru 27. gecesi Miraç kandilimizi idrak ettik Recep-i Şerifimizin sonunda. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İlâ maşallah, Allah'ın dilediği, Rabbimizle ruh meal ceset mülaki olduğu, görüştüğü ve bizlere çeşitli hediyeler ile döndüğü, nice günahkar müminlerin, nice isyankar kardeşlerimizin, nice dua edip hastalıklardan şifa bulmayı arzu eden kardeşlerimizin isteklerimize kabul edildiği Miraç kandilimizi idrak ettik. Mübarek geceler deyince bunlar. Yine kıymetli kardeşlerim, Şaban-ı Şerif ayına dahil olduk. Şaban-ı Şerif, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok oruç tuttuğu mübarek aylardan kıymetli kardeşlerim. 15. gecesinde Berat kandilimizi idrak ettik mübarek vakit olarak. Elhamdülillah. Camilerimize gidemedik. Camilerimizde beraberce ibadet edemedik ama bunun kırıklığını, bunun ezikliğini hissediyoruz kıymetli kardeşlerim. Rabbim inşallah, yine dua ediyoruz. Şu mübarek günler, şu mübarek vakitler hürmetine bir an evvel camilerimize, mescitlerimize, ibadethanelerimize, cemaat halinde kıldığımız namazlarımıza tekrar
kavuşabilmeyi en yakın zamanda, ankaribüzzaman Rabbim lütfeylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Berat Kandili ki kıymetli kardeşlerim, mübarek vakit olarak sevgili peygamberimizin ifadesiyle, biraz önce de ifade etmiştim ama sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. O gecenin yarısından sonra, üçte ikilik kısmı geçtikten sonra, yani seher vaktini işaret ediyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, şu hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği hadise birçok yerde görüyoruz. Senenin tamamında olan seher vakitleri, her gece mutlaka üzerimize gelen seher vakitlerinde Rabbimiz tarafından aynı davet, aynı Rabbimiz tarafından bizden beklenti devam etmektedir. Berat gecesinde buyurur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Allah Celle Celaluhu semai dünyaya rahmet nazarıyla iner de, rahmetiyle bakar da kullarına şöyle seslenir. Yok mu kullarımdan istiğfar eden, günahlarından affını talep eden, günahlarını affedeyim. Yok mu mağfiret isteyen, ona mağfiret edeyim. Yok mu rahmetimi arzu eden, ona rahmetimi inzal buyurayım. Yok mu hastalıklarına şifa bekleyen, yok mu rızık isteyen, yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye, aziz kardeşlerim, adeta Rabbimiz bizleri o gecenin sevabından, o gece lütfedeceği rahmetinden, rahmet deryasından istifade etmeye çağırır kıymetli kardeşlerim. İşte bu hadise değerli kardeşlerim, senenin tamamında her seher vaktinde Rabbimiz tarafından bu çağrı bizlere yapılmaktadır. Ne mutlu bu çağrıya, ne mutlu bu davete. Hiç olmazsa haftada birkaç defa daha dahi olsa seher vakitlerinde icabet eden mümin kullarına. Rabbim bizleri de onlardan olmayı bizlere de nasip eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre Hazretleri'den rivayetle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine seher vaktiyle ilgili şöyle buyurur kıymetli kardeşlerim. Geceleyin Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya kulun veya Hazreti Allah'ın kuluna en yakın olduğu zaman kıymetli kardeşlerim seher vakti zamanıdır. O zamanda melekler namazla, ibadetle meşgul eden olan kullarının yanına iner de inerler ve onun, o kulun yapmış olduğu ibadetlere şahitlik ederler buyurur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kıymetli kardeşlerim, buraya kadarki ifade ettiğimiz mübarek vakitler, değerli müminler, ay olarak senemiz içerisinde bir defa bizlere Rabbimizin nasip ettiği mübarek vakitlerdir. Ve değerlendirilmesi gereken ibadetle, hayırla, hasenatla değerlendirilmesi gereken mübarek aylardır. Ramazan-ı Şerifimiz, Recep-i Şerifimiz, Şaban-ı Şerifimiz. Tabii ki kıymetli kardeşlerim, bunun haricinde de yılımız içerisinde aylık değerlendirmemiz gereken mübarek vakitlerden sonra bir de haftalık mübarek vakitlerimiz vardır. Nedir? Cuma günümüz kıymetli kardeşlerim. Cuma günü hususiyle Rabbimizin, değerli kardeşlerim, hususiyle hakkında ayeti celile inzal buyurduğu Cuma suresi vardır. Ve o günün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müminlere bayram ilan edildiği gündür. Ve sevgili peygamberimiz buyurur ki, Cuma günü öyle bir saat vardır ki, öyle bir icabet saati vardır ki, Rabbimizin dualara icabet ettiği vakit vardır ki, hangi kul ki namaz içerisinde, dua içerisinde, ibadet içerisinde o saate isabet ederse, Hazreti Allah onun duasını mutlaka kabul eder buyurur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Rabbim, bugünlerde kısıtlandığımız, bugünlerde mahrum olduğumuz cumalarımıza da bir an evvel o vakitlerimize de, o bayram günlerimize de hep beraber yeniden kavuşabilmeyi nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Haftalık mübarek vakitlerimizden sonra kıymetli kardeşlerim, günlerimiz var, mübarek günlerimiz. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği pazartesi ve perşembe günlerimiz var. Sevgili peygamberimiz mütemadiyen, mümkün mertebe oruçla geçirdiği
ve bizlere de oruç tutmamızı tavsiye ettiği günlerdir. Hatta sevgili Peygamberimiz buyurur ki, kıymetli kardeşlerim, ameller haftalık olarak Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ve Hazreti Allah Celle Celaluhu kulların o amellerinin karşılığında onlara mağfiret eder. Ama buyurur, Allah muhafaza, iki kişi müstesnadır. Rabbim onlardan olmaktan muhafaza buyursun. Onlar birbirine düşman olan, birbirine küs olanlardır ki onlara Rabbimiz şöyle buyururmuş meleklerine: onlara dokunmayın. Onlar barışıncaya kadar onlar bu mağfiretimin, bu inamımın, ihsanımın dışındadır buyurmuş kıymetli kardeşlerim. Onun için şu mübarek Ramazan-ı Şerifimizi de fırsat bilerek inşallah kıymetli kardeşlerim, incir çekirdeğini doldurmayacak eften püften sebeplerle küslük, dargınlık içerisinde olan mümin kardeşlerimiz, 3 günlük dünya hayatının nesini paylaşamıyoruz ki ömür boyu yıllarca küs duruyoruz. Bunlara bir an evvel de efendim son vermenin de en güzel günleri inşallah bugünlerdir kıymetli kardeşlerim. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, mübarek vakitlerden hafta bayramımız olan Ramazan-ı Şerif'i ifade ettikten sonra sevgili kardeşlerim, malumunuz bir de yine yılımız içerisinde Rabbimizin ayeti celilesiyle Estaizu billah vel fecr ve leyalin aş, fecirdeki olan esrarıma yemin olsun ki ve 10 gecedeki olan esrarıma yemin olsun ki diye 3 tane 10 günden bahseder ulemamız. Bu ayeti celilinin işaret ettiği. Burada daha çok alimlerimizin ekser kısmına göre, çoğunluğuna göre buradaki 10 günden murat Zilhicce'nin ilk 10 günüdür diye söyler alimlerimiz. Biliyorsunuz Zilhicce hac günleridir. Arafat vakfesinin içerisinde bulunmuş olduğu günlerdir 10 gün. Ve anasından doğduğu günkü gibi kim ki inanarak vakfesini yaparsa annesinden doğduğu günkü gibi Arafat'tan döner diye müjde verilen, sevgili Peygamberimiz tarafından müjdelenilen vakittir. İşte kıymetli kardeşlerim, 10 günden bu 10 günü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle tarif eder: Allah'ın içerisinde dua yapıldığı, ibadet edildiği ve o günkü kadar hiçbir mümini bağışladığı başka bir gün hatırlamıyorum buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine o ikinci 10 gün de kıymetli kardeşlerim, Muharremül Harem dediğimiz hicri senemizin ilk ayı olan aşure günlerimiz olan 10 günlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının oruç tutmaya efendim devam ettikleri, hiç olmazsa 9. günüyle beraber 10. gün oruç tutmayı tavsiye ettiği mübarek vakitlerdir. Diğer 10 gün hangisidir? Elbette mevzumuzun başında bahsetmiş olduğum kıymetli kardeşlerim, ayrıca itikaf günleri de olan Allahu Alem en kıymetli ve sevgili Peygamberimizin işaret ettiği hadis-i şeriflerinde gösterdiği olmasına dair çeşitli işaretlerle efendim işaret ettiği, Kadir Gecesi'nin de içerisinde bulunmuş olduğu mübarek vakit olan Ramazan-ı Şerifimizin son 10 günü de mübarek vakitlerimizdir. Rabbim inşallah bu vakitleri tuttuğumuz oruçlarımızla, kıldığımız namazlarımızla, teheccüdlerimizle, tesbih namazlarımızla, efendim seher vakitlerindeki dua ve ilticalarımızla, sahurlardaki olan yakarmalarımızla en güzel şekilde doya doya yaşayabilmeyi bu senede cümlemize nasibi müyesser eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bütün bu söylediğimiz, ifade etmeye çalıştığımız kıymetli vakitlerimiz, mübarek vakitlerimiz ve o vakitlerde yapmamız gereken ibadetlerimiz, ayeti celileler Rabbimizin kelamı ilahisi, ayeti celileler ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleriyle bizlerde sabit olan hükümlerdir. Bunları bizim tutmamız gerekir. Müslümanlar olarak
başta Rabbimizin emirlerine, talimatlarına, sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyesine harfiyen uymak bizim boynumuzun borcudur. Hani şöyle bir hadise söylenir ya kıymetli kardeşlerim, anlatılır ya. Zülkarneyn aleyhisselam bir harpten dönerken bir yerden gecenin karanlığında, zifiri karanlığında bir yerden geçerken ordusuna emreder. Herkes alabildiğince ayağına takılan o şeylerden, taş olarak görünür onlar tabii o sırada, alabildiği kadar üzerine, ceplerine, heybesine, torbasına alsın buyurur Zülkarneyn aleyhisselam. Ordunun içerisinden bir kısmı, ya zaten harpten çıktık, yorulduk, bir itap düştük, bir de üzerimize ağırlık mı yapacağız diye almazlar kıymetli kardeşlerim. Bir kısmı, komutanımız emir vermiştir, vardır bunda da bir hikmeti derler. Bir miktar alırlar. Bir kısmı ise, madem ki komutanımız emir verdi, bize düşen emrini yerine getirmektir derler. Alabildiklerince, hatta üzerlerindeki diğer ağırlıkları bir tarafa bırakırlar. Emri yerine getirmek üzere oradan geçerken yerden topladıkları kadar Zülkarneyn aleyhisselamın emrini yerine getirirler. Sabah olur, gün aydınlanır. Herkes neymiş bu gece aldığımız şeyler, karanlıkta aldığımız şeyler diye bakarlarken, bakarlar ki her biri şimdiki tabirle 24 ayar altın. Almayanlar pişman olurlar. Eyvah, feryadu figan ederler. Azalanlar, ah keşke biraz daha alsaydık derler. Alanlar da elhamdülillah emirimizin, Zülkarneyn aleyhisselamın, komutanımızın emrini yerine getirmekle şerefyab olduk, bahtiyar olduk diye sevinirler. İşte bundan anlatılmak istenen şudur kıymetli kardeşlerim. Başta Rabbimizin emirlerini, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini, bizlere düşen vazife harfiyen yerine getirmek. Böyle mübarek gecelerde alemlerin efendisi bunları hep yerine getirmiş. Bizlerin de dünyevi ve uhrevi kazançlara nail olabilmemizi arzu eden sevgili Peygamberimiz bu ibadetleri bu muazzam günlerde, bu mübarek vakitlerde yerine getirmemizi arzu etmiştir. İnşallah kıymetli kardeşlerim, mevzumuzu şöyle toparlamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Tabii kıymetli vakitlerden, mübarek vakitlerden bahsederken Kurban Bayramımızın hemen öncesindeki olan Arefe gününden bahsetmeden de geçemeyiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Kıymetli kardeşlerim, bu gecelerde yani Arefe gecesinde olduğu kadar başka hiçbir gecede cehennemden azat edilen olmadığını müjdeler sevgili Peygamberimiz. Arefe gecesi, Kurban Bayramı'nın Arefe gecesi. Ve sevgili Peygamberimiz devamla şöyle buyurur. Şeytanın ise bugünden daha rezil olduğunu başka hiçbir gün görmedim buyurur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın Arefe günündeki rezil olduğu kadar başka hiçbir günde bu kadar rezil olduğunu görmedim buyurur. Onun için kıymetli kardeşlerim yine bu mübarek vakitlerimiz içerisinde değerlendirmemiz gereken, tabiri caizse es geçmememiz, normal bir günmüş gibi hesap etmememiz gereken kıymetli vakitlerimiz içerisinde Arefe günümüz var. Ve sevgili Peygamberimiz öyle buyurur. Kurban Bayramı'ndan önceki olan Arefe gününde tutulan orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını bizlere ilan eder. Alemlerin Efendisi. Arefe günü tutulan orucun, efendim, tabii haçta olan kardeşlerimiz bunu tutmazlar. Arefe günü orada, haçta oruç tutmak caiz değildir. Onun haricinde hacda olmayan, İslam'ın o 5 temel esasından birini yerine getirmek üzere orada bulunmayan kardeşlerimiz, onların haricindeki kardeşlerimiz için mevzu bahistir bu. Arefe günün orucunun kıymetli kardeşlerim günahlara, senenin tamamının günahlarına kefaret olacağına dair sevgili Peygamberimizin bu vaadi, bu efendim bizlere müjdesi vakadır. Yine kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif orucumuzdan sonra yine kıymetli bir zaman dilimimiz var. Unutmadan onu da söyleyelim. Nedir o? Bayramdan hemen sonra
Ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, eğer Ramazan orucunu kim ki tutar, sonrasında da Şevval'den 6 gün oruç tutarsa, senenin tamamını inşallah oruçlu geçirmiş gibi sevap alır buyurduğu, bu müjdeyi verdiği Şevval orucunu da tutmamız yine mübarek günler gerekmektedir. Muhterem kardeşlerim, tabi şimdiye kadar mübarek vakitlerden bahsettik. Peki bu mübarek vakitleri nasıl değerlendiririz? Öncelikle seher vaktinden bahsettik ya, seher vaktinin bir diğer ismi de Ramazan-ı Şerif'te sahur vakti, seher vakti, bir diğer ismi de teheccüd vaktidir, teheccüd vakti. O vakitte, bilhassa Ramazan-ı Şerif'imizde zaten kalkmışız, sahurumuzu yapmışız, sahurun bereketinden sevgili Peygamberimizin ifadesiyle istifade etmişiz. O zaman sahurumuzu efendim biraz daha, bir 10 dakika kadar daha erken yaptık, bitirdikten sonra hiç olmazsa bir teheccüd namazı. Sevgili Peygamberimiz birçok umulmayan belalar için, birçok hastalıklara şifa için geçmişte birçok peygamberin ümmetinin bu efendim vakte dikkat ettiği, o vakitler içerisinde ibadetle, taatla, tazarruyla geçirdiğini bizlere müjdeler ve kendisi de bunu tatbik etmiş ömrü boyunca ve biz ümmetine de kıymetli kardeşlerim o teheccüd namazını kılmayı tavsiye etmiştir. Bizler de inşallah zaten bu mübarek Ramazan-ı Şerif'imizde malum sebepten dolayı camilerimize gidemiyoruz. Hiç olmazsa teravihimizle, sahurumuzla, teheccüd namazımızla, okuduğumuz, okuyacağımız Kur'an-ı Kerimlerimizle, vereceğimiz sadakayı fıtırlarımızla, zekatlarımızla, dualarımızla, istiğfarlarımızla en güzel şekilde bu vakitleri değerlendirmiş olacağız inşallah kıymetli kardeşlerim. Hasılı kıymetli kardeşlerim, mevzumuzu, sohbetimizi şu sözlerle tamamlamış olalım inşallah. Normalde aslında Rabbimizin bizlere nasip ettiği bu hayat, bu ömür muvakkat bir ömürdür. Sınırlı bir ömürdür. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz. Bize verilen bu saniyelerin, bu dakikaların her biri kıymetlidir. Her bir anımız kıymetlidir. Her bir zaman dilimimiz kıymetlidir. Ne şartla? Allah rızası için ihlaslı, samimi, karşılığını Allah'ımızdan bekleyerek ifa ettiğimiz, kulluk vazifelerini yaptığımız, ibadetle geçirdiğimiz her anımız kıymetlidir. Rabbim inşallah her anımızı kadir bilerek, her geleni Hızır bilerek, bu sözde de olduğu gibi ömrümüzü bu şekilde geçirenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, cümle vefat eden, bugünlerde vefat eden, bundan önce de vefat etmiş olan ehli imanı mağfiret etsin inşallah. Mekanları cennet olsun inşallah. Taksiratlarını affeylesin inşallah. Cümle müminlere, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin inşallah. Ve cümle alemin üzerinden, insanlığın üzerinden de bu bela ve musibetleri şu içerisinde bulunmuş olduğumuz mübarek günler hürmetine kaldırıversin inşallah kıymetli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Allah'ımıza emanet olun.